Sür girer o sür. Sür. Tamam. Tamam. Tamam kaldır. Dünyamda çarşıydı mı? Ama sor, içi vatasını zorluyor ver. Lan gir, naz yapma iş şöylesi. Hemen hemen iki buçuk sene oldu başlayalı. Zaten çıraklıkla başladım ben bu işe. Burada sanayimizde bir çıraklık okulu açıldı. Ona da başladım. Şu an zaten oradaki eğitimim de devam ediyor. Ustamız falan onun sayesinde burada bizim iki tane ustamız var. Onların da yardımıyla
bir şekil, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Vallahi bu işin erkeği bayanı yok. Gücüm yettiği sürece bayan olarak da bu işi seviyorum. Zaten benim hani araçlara karşı da bir tutkunluğum olduğu için ben bu işi severek yapıyorum. İlk girdiğimde zorlandım, evet. Tabii hani kolay değil çünkü bir motora baktığın zaman hani bir bayan olarak anlayamazsın neyin ne olduğunu. Ama ustalarımızın sayesinde bu işi az çok öğrendik. Çevreden görenler tabii tepki, yani sevinerek tepki veriyorlar. Buraya bayan bir grubu gelmişti bir keresinde. Hani kadının yapamayacağı bir iş yoktur gibilerinden bana çok güzel bir tepkiler verdi. Bu da benim hoşuma gitti. İşimi hani severek daha da yapmaya çalıştım. Ve bunu başardım da. Çalışıyoruz. Şükürler olsun, ekmeğimizi kazanmaya devam ediyoruz yani. Ailem herhangi bir şey söylüyor mu derken, tabii sonuçta bir ailedir yani. İllaki onların da tepkisi vardır. Hani kızım sen motor işinden ne anlarsın gibilerinden. Tabii onlar da artık evin tek kızı olduğum için, erkek gibi yetiştiğim için bu şekilde bir tepki vermiyorlar yani. Ben üniversite mezunuyum, 4 sene işletme bölümü mezunuyum. Hayat işte bu duruma kadar getirdi. Tabii ülkemizde de işsizlik oranı çok olduğu için elimizden geldiği imkanları da ama değerlendirdik ama değerlendiremedik ama bu duruma kadar geldik. Memnunum işimden yani açıkçası. Ben şimdi diğer bayanlar gibi hani masa başında oturup işte hesap, kitap sadece bunları göremiyorum. Çünkü ben hiperaktif olduğum için durduğum yerde duramıyorum. Ben şu an bu iş yerinde ama hesap kitap işi, ama motor, ama lastik sökümü gibi işlerimizde bulunduğum için bir şekilde devam ettiriyorum. Yani bir tek hani hesap kitap işi yapmıyorum ben burada. Diğer bayanların ellerinde oje varken bizim ellerimizde gördüğünüz gibi yağ var. Ama ben bundan hiçbir zaman burukluk yaşamadım. Çünkü ekmeğimi bu eller sayesinde kazanıyorum ben. Ekmeğimi taştan çıkartıyorlar derler ya, o hesap yani. Biz ilk etapta hiç bu işi yapabileceğini zannetmiyorduk. Kendisi bayağı bir azimli, yapabileceğini hiç zannetmiyorduk zaten. Ama kendisi, ne bileyim, bizden önce her işe kendisi sarılıyor. Lastik sökümünde olsun, civata sökümünde olsun, bizden önce davranıyor. Biz de şaşkınlık içinde bakıyoruz buna. Biraz daha çalışırsa illaki motor ustası olur. Zaten çıraklık eğitimine de hazırdık. Onu oradan dolayı yani büyük bir ihtimalle olacak yani. Kendi aracım yok. Tek hayalim bir araç sahibi olmak kendime göre. Çünkü buradan aldığım ücretle ev geçindirmek görevi bize düşüyor. Bir araç sahibi olursam daha da benim için iyi olacak. Yetkililerden destek bekliyorum. Destek istiyorum.